Şimdi sizlerle birlikte olmaktan, bu son oturumda olmaktan mutluyum. Sabahın 10'undan itibaren bu konudaki bütün sunum yapanları büyük bir dikkatle izledim. Ve hatta işte notlar aldım sizin yaptığınız gibi. Bu aldığım notlar çerçevesinde gördüğüm manzaradan mutluyum. Ne gördüm? Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bunları sizlerle gördüklerimi ve inovasyon ve verimlilik gözlüğüyle gördüklerimi anlatabilmek için de ben hangi pencereden baktığımı öncelikle ifade etmek istiyorum. Hangi katta, hangi pencereden bakıyorum da böyle bir manzara görüyorum. Bunu ifade edebilmek için biraz hani ben kimim de size verimlilik, inovasyon ona ve bu gördüğüm manzara, sabahtan beri dinlediklerimde gördüğüm manzarayı anlatacağım. Şimdi ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eski mezunlarındanım. Ve hayatımın 20 yılı bu sizlerin, gençlerin daha önceki dönemlerinde seri üretim, kitlesel ekonomiklik anlamında seri üretimde nasıl verimli olunur diye atölyelerin içerisinde böyle koşturmakla 1 gram 1 dakikalık işçiliği tasarruf etmekle geçti. Dolayısıyla kapitalizmin bakış açısında verimliliğin, etkinliğin önemini çok çok birebir yaşamış insanlardan biriyim. Ve 90'ların başında TÜBİTAK Daire Başkanı olduğum dönemde rahmetli Tosun Terzioğlu'nun döneminde bu sizler daha internete erişmiyordunuz. Ben çok değerli bir ekibim vardı. O ekibimle beraber şu anda Türkiye'mizin bu internet altyapısını kurmuş insanım. Ve artık herkes internete erişebilir oldu. Ulak BİM'in isim annesi benim, Ulak Net'in ve İsmail arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla böyle bir teknoloji manyaklığım da var. Teknoloji severliğim var, hayranlığım var. Teknolojisiz yapamıyorum ama teknoloji tapınmışlığım yok. O yüzden şimdi devam ediyorum. Şapkalarımı size anlatayım ki sizlere gördüğüm manzarayı anlatırken bu kattan bakıyor, bu gördükleri bu şapkalarla görüyor bunları. Böyle yorumluyor diyebilirsiniz. Şu anda bir sosyoloji öğrencisiyim, son sınıf öğrencisiyim, sosyolog adayıyım İstanbul Üniversitesi'nde. Dolayısıyla sunumumun böyle sonlarına doğru da sosyoloji bakış açısıyla ve insan bakış açısıyla Demet Hanım'ın baktığı pencereden de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani teknolojiyi de gördükten sonra. Şimdi önemli bir başka şapkam ise inovasyon şapkası. Türkiye'ye 2014 yılında küresel inovasyon ödülünü kazandırmış bir danışmanım ben. Ve İtalya'da, Bolonya'da müşterim, koza yönetimi, hizmet servis şirketi bu küresel inovasyon yönetimi ödülünü aldı. Ve ondan sonra Uluslararası Standartlar Örgütü, sen bu işleri anlıyorsun, gel biz bu işin kitabını yazıyoruz, sen de Türkiye'yi temsilen eş yazar ol diye beni buldu. Ve ben 2015 yılından bu yana ülke ülke, şehir şehir dolaşıyorum. Yılda 2 seyahat yapıyorum. Ve tamamen kendi imkanlarımla, gönüllülük ilkeleriyle gidip standart yazıyorum. Ve o yazdığımız standartlarda yayınlandı. 2019 yılı itibariyle halen de çalışmaya devam ediyorum. Uluslararası bir referans doküman, inovasyon yönetimi alanında, yani inovasyonun kafasında ampulle gezen, böyle teknolojiyi tapar, aman da her şeyden bu teknolojiyle ne kadar da güzel olur, bak bir tane de ürün yapmak teknolojik ürün olmanın ötesinde yönetilebilen ve sürdürülebilir bir yönetişim, akıllı bir yönetişim sergilenebilen bir yapı olduğunu anlatıp duruyorum 5 yıldır. Dolayısıyla sizlere bu anlatacağım bu 10 dakikalık sunumun içerisinde inovasyon için inovasyon bakış açımız, dünyadaki bu inovasyon alanında uzmanlarla gördüğümüz inovasyon manzarası nedir? Belediyelerde inovasyon ne olmalıdır söylemiş olacağım. Sosyoloji bakış açımla, sosyolog bakış açımla
teknoloji yeterli midir insan ihtiyaçlarını karşılamaya diye sormuş olacağım. Şimdi öncelikle inovasyon şapkamla bakmak istiyorum. 4 tane de standart yayınlandı dedim. Bu yayınlanan standartlar neler? Aranızda ilgilenenler varsa bu dinleyenler arasında şu anda Türk Standartları sayfasından bunları satın alabiliyorsunuz. Ve ben bu yıl itibariyle Türkiye'de inovasyon yönetimi alanındaki uzmanların da başkanı seçildim. Ve sağ olsun arkadaşlarımla beraber, gönüllü arkadaşlarımla beraber Kalder'den gönüllü üyelerle biz ilk standardı tercüme ettik. Ve Aralık sonu itibariyle size Türkçe olarak yayınlanacak. Şu anda 4 tane standardı TSE'nin sayfasından satın alabilirken, 80 euroya 90 euroya satın alabilirken, işte Aralık sonu veya Ocak başı itibariyle Türkçe olarak da inovasyon alanındaki standardı satın alabileceksiniz ve okuyabileceksiniz. Bunu aldığınız zaman ne olacak? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz terminolojiyle düşünüyoruz. Bizim kafamızda her kelimenin bir anlam, bir imge karşılığı var. Yani kalite dediğimiz zaman eskiden kaliteyle ilgili kafamızda pahalı, çok gösterişli olan kavram 1990'larda nasıl değişti? Kalite müşterinin istek ve beklentilerinin karşılanmasıdır diye değişti. Şu anda kafamızdaki inovasyon kavramı İşte ampulle dolaşan zihni sinir insanların ortamı, işte teknolojik belediyeler. Ama bizim dünyadaki inovasyon uzmanlarıyla beraber bir referans dokümanla kaydettiğimiz inovasyon bu değil. Bundan bahsedeceğim. Şu anda üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz standartlar var. Bunlardan bir tanesi de fikri haklar. Stratejik iş zekası yönetimi, fikir yönetimi ve inovasyon yönetim ve metotları üzerinde de hala arkadaşlarımla beraber çalışmalara devam ediyoruz. İlgilenenler olursa da buralarda gönüllü olarak, altını çiziyorum, gönüllü olarak çalışmak isteyenler olursa da bana erişebilirler. Şimdi bu yazdığımız bu referans doküman, ben inovasyon standardı dediğim zaman çok oksimoron bir şey. İnovasyonun standardı mı olur? Sen bizi standartlaştırıyor musun diyorlar. Evet diyorum. Bu bir oksimoron durum. Ben vurgu ve katkı yapmak için bunu özellikle söylüyorum. Sessizliğin sesi der gibi inovasyon standardı diyorum sizlere. Zıt iki kelimenin bir arada kullanılması. Burada sürdürülebilirliği vurgulamak için, burada yönetilebilirliği akıllıca yönetişimi vurgulamak için bunu böyle kullanıyorum diye. Şimdi genellikle kafalarda inovasyonu teknolojik bir ürün olarak algılanıyor. Belediyelerde de inovasyon, akıllı şehircilik, bir donanım bazlı bir yaklaşım olarak algılanıyor. Ama biz diyoruz ki hayır, inovasyon bu sadece teknolojik bir ürün değildir. İnovasyon değerin gerçekleştirildiği yeni unsurdur. Bu unsur ürün olabilir, hizmet olabilir, süreç olabilir, iş modeli olabilir, pazarlama olabilir veya sosyal bir değer olabilir, sosyal bir fayda olabilir diyoruz. Ve olay sadece teknolojik ürün, ürün inovasyonu değil, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, organizasyonel inovasyonu, iş modeli inovasyonu gibi bu işin çeşitleri vardır. Sizler belediyeler, bazı belediyelerde ki bir donanım odaklı amaçla aracın karıştığı donanım odaklı akıllı belediyecilikte yaptığınız şey sadece ve sadece bir süreç inovasyonuna hizmet etmektir. Çünkü kamu gelirlerini en etkin, verimli şekilde kullanmak zorundasınız seçilmiş belediye yönetimleri olarak. Dolayısıyla kamunun kaynaklarını verimli şekilde kullanabilecek siz araçları kurmak zorundasınız. Ama yaptığınız şey
halka faydalanan kişiye dokunması lazım. Dolayısıyla belediye olarak sadece altyapı, teknolojik donanımın varlığı yeterli değil. Sizlerin hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, iş modeli inovasyonu, ağırlıklı olarak da sosyal inovasyon, sosyal fayda üretebilir olmanız lazım. Ki sabahtan beri çok sayıda güzel örnekleri nereden dinledik? Konya'dan, Malatya'dan, İstanbul'dan, aklımda kalanlar, notlarıma bakıyorum. Böyle güzel örnekleri burada uygulamalarda gördük. Şimdi biraz sosyoloji başlığı şapkasıyla Demet Hanım'ın da bahsettiği o nüfustaki değişim. Bir sosyal ve ekolojik trendler yaşanıyor. Bu 1950'lerden sonra bir şehirleşmede patlama oldu dedi. Evet, 1950'lerden sonra patlama oldu şehirleşmede. İnsanlar şehire aktılar. Bugün geldiğimiz noktada ise işte bütün dünyadan bahsediyorum. O çok güzel Türkiye örnekleri verdi Demet Hanım. Şu andaki sosyal ve ekolojik trendler bize bir neyi gösteriyor? Nüfusun, dünya nüfusunun %20'si temiz suya erişemiyor. Dünyada bir pandemi sonrası ki özellikle oluşan bir ekolojik dengede ciddi bozulma var. Ve dünyadaki mega şehirler önümüzdeki sene Tokyo 40 milyona ulaşacak. Şangay 33.6 milyona ulaşacak. Jakarta 31 milyona ulaşacak. Şimdi Jakarta çok ilginç bir örnek. Jakarta, Endonezya'nın baş şehri, her yıl 25 santimetre suyun altına batıyor. Küresel ısınma nedeniyle yükseliyor su ve her yıl 25 santimetre batıyor şehir. Bu sebeple geçen sene bu şehri, baş şehri Jakarta'yı taşıma kararı aldı. Ve 1400 kilometre uzağa taşınıyor şehir. Düşünebiliyor musunuz? Şehir taşınıyor. Yani küresel ısınmanın etkileri artık kapımızda yaşanıyor. Ve bu 1400 kilometre uzağa taşınmanın maliyeti de 32.7 milyar dolar. O kadar ağırlıklı. Şimdi bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, bir Akıllı Şehirler Go.tr'de o başkanlarımız da orada sabahki oturumlarda anlattılar. Akıllı şehirlerde hangi ilkeleri olduğunu, eylem planlarını çok güzel anlattılar. Bu ben şimdi bu aşamada diyorum ki bu akıllı şehirler dediğimiz zaman bizim bahsettiğimiz akıllı çevre, akıllı güvenlik, akıllı insan, akıllı yapılar, bunların hepsi varken peki kentin işlevine diye öncelikle bir soralım istiyorum. Dönüp kendimize bu pandemi günlerinde, ikinci kapanma dönemini yaşadığımız günlerde kent, ben niçin kentte yaşıyorum? İki tane temel sebebim var. Bir tanesi yaşam kalitem için, bir taşradan daha kolay sağlığa, daha kolay eğitime, daha kolay kültür sanata, daha kolay bir normal ihtiyaçlarımı karşılayacağım ortama erişebilme. Bir de ekonomik kalitemi sağlayabilmek için. İş etkisi ile ekonomi için buradayım. Peki ben akıllı kent uygulamalarını, her şeyi dijitalize ettiğim zaman diye iklim krizini ve bu ekonomik eşitsizliği çözecek miyim? Dolayısıyla toparlamam gerekiyor mu? Vaktim, evet, son sözlerimi söyleyerek toparlayayım. Bu durum şeye geldiğimizde sadece akıllı belediye dediğimiz zaman biz bir teknolojik belediye yönetimden, bir yönetişimden, teknoloji bazlı bir yönetişimden bahsetmememiz lazım. İşte bundan bir 10 sene önce başlayan City Slow denilen yavaş şehirler, 30 ülkede 260 şehir daha kolay erişimle doğaya, ekolojiye saygılı bir akım vardı. Şimdi geçen sene de Paris'te başlayan bir akım var.
İnovasyon dediğimiz zaman çünkü yenilikten bahsediyoruz. O halde yenilik teknolojik bazlı olmak zorunda değil. Az önce bir Malatya Belediye'miz sanıyorum bahsetti. Mesela bu kaykaylar, elektronik kaykayları bu pandemi sonrası şehrimize getirdik dedi. Bu bir teknolojik yenilik değil, var olan bir teknolojinin uygulamasıydı. Paris 2014'te Anne Hidalgo belediye başkanı, 2020'de seçildikten sonra Sorbonne Üniversitesi'nden bir hocayla beraber 15 dakikalık şehirler, kentler sloganıyla bir yeni şehirleşme yaklaşımı uyguluyor. Burada ki şehirleşme yaklaşımında kentin içerisinde araçların mümkün olduğu kadar girmediği, bisikletle veya yürüyerek ulaşabildiğiniz bir ekosistem oluşturuluyor. Ve böylece insanlar o şehirde hem ekonomik olarak daha iyileme yaparken hem de sosyokültürel olarak ihtiyaçlarını kendi çevreleri içerisinde koruyorlar. Bu konudaki akımları lütfen izleyin diyorum. Belediyelerimizin sadece bir donanım altyapısıyla, teknoloji temelli bir yatırımla hizmetlerin ancak yönetişiminde verimlilik sağlayabiliriz. Bu bir süreç inovasyonunda destek sağlayabiliriz. Ancak insana yakınlaşabileceğimiz, insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz yeni ve farklı uygulamaların da hayatımıza getirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben burada toparlıyorum, sorularla açarım. Teşekkür.